2022 yılının son çalışma günü Türkiye İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesini güncelledi. Çoğu batı ülkelerinde yaşayan bu ülkelerde alınmış resmi izinlerle yaşamlar kurmuş yüzlerce yeni isim eklendi. Arananlar listesi kimi kimliklerden hareketle Türkiye Medya Mahallesi'nde büyük gürültü kopardı. Bundan iki hafta sonra yeni bir gelişme daha yaşandı. Bu defa listedeki kimi isimler hakkında bulundukları ülkelerden iade talepnamesi hazırlandığı ortaya çıktı. İlginç olan iki hafta kadar önce gri listeye tepki gösteren medya mahallesinin iki hafta sonra İçişleri Bakanlığından servis edilen bu iade talepnamesini noktasına virgülüne dokunmadan basmasıydı. Esasen çelişki gibi görünse de burada enteresan bir durum yoktu. Anlatalım. Türkiye'nin yüzlercesini terörden arananlar gri listesine aldığı gazetecilerden 26'sı hakkında bulunduğu ülkelerden iade talepnamesi hazırladığı bilgisi önceki uygulamanın aksine bu defa farklı bir biçimde servis edildi. Bakanlık bülteni Sözcü gazetesine paslandı. Oradaki Süleyman Soylu aparatı da kelimesine dokunmadan bunu gazetesine bastı. Kopyala yapıştır metin Halk TV ana haber bülteninde 4-5 dakika kadar kendine yer buldu. Yine önceki uygulamaların aksine aynı metin aynı fotoğraflarla Oda TV gibi İyi Parti'ye yakın Yeni Çağ gibi mecralarda çıkarken ne Anadolu Ajansı'nda ne de Sabah gibi sarayın amiral gemisinde yer aldı. Havuz basını belli ki talimatlıydı. Özellikle kenarda durdu bu sefer. Muhalefete yakın medya üzerinden servis amaçlanmıştı. Peki bu neden ve nasıl oldu? Ne biçimde yorumlanmalı? Amaç ne? Hedef gerçekten bu gazeteciler mi yoksa başka mı? 9 maddede toparladım. 1. Rejim seçime doğru iki cepheyi kontrol altına alabilmiş değil. Sosyal ağlardaki paylaşımlar ve yurt dışındaki gazeteciler. Devletin tüm olanaklarıyla bastırdılar. 8-10 yıl geçti sonuç alamadılar. Buna rağmen ne koparırsam kar diyor ve paralı trolleri ve bu defa muhalif medya unsurlarıyla yıpratma politikalarını güncelleyerek devam ediyorlar. 2- bu talepnamelerden gazetecilerin Türkiye'ye iadesi çıkmaz. Olay seçim endekslidir, iç kamuoyuna dönük bir hamledir. Bu gazetecileri izlemeyin, yayınlarınızda atıf yapmayın, paylaşmayın mesajıdır. Rejim seçime 100 gün kala ayrı kotu istemiyor. Listede daha önce iade talebi dikkate alınmamış, reddedilmiş isimlerin olması da iç politika şovunu açığa çıkarıyor. 3. Gazetecilerin iade edilmeyeceğini çok iyi biliyorlar. Operasyonun bir amacı da hedef kişilerin ve ailelerinin psikolojilerini bozma, onları işinden gücünden alıkoyma, etkisizleştirme. 4. Peki Sözcü Halk TV gibi mecralar, apaçık Süleyman Soylu servisi olduğu belli bu projeye neden evet dediler? Hele hele patronu 5 yıla yakındır FETÖ firarisi pozisyonunda olan Sözcü bu operasyona neden ve nasıl alet oldu? Cevabı basit. Onlar da içinde bulundukları medya düzeninde yurt dışındaki isimleri istemiyorlar. Bağımsız gazetecilik, topyekün dibi görmüş ülke medyası ve siyaseti için cilalarını döken büyük risk. 5. Tabi haberin Sözcü ve Halk TV'de çıkması için listeye dikkat edilmiş. Can Dündar, İlhan Tanır, Kerim Has gibi isimler çıkarılmış. Oysa onların isimlerinin altında da FETÖ firarisi yazıyor. Tıpkı Bülent Korucu, Cevheri Güven, Adem Yavuz Arslan gibi. 6. Gri listedeki yüzlerce ismin bir kenara bırakılıp sadece 26 gazetecinin cımbızlanması aynı örgütten aranıyor göründüğü halde kimi aktif gazetecilerin özellikle muaf tutulması hem seçmece yapıldığını hem de amacın başka olduğunu gösteriyor. Köşesine çekilmiş isimlere dokunulmamış. Listeye giren isimler itibariyle aktif gazeteciler hedeflenmiş ve bu bile konunun siyasi olduğunu, yayınların can sıktığını göstermesi açısından mühim bir işaret. 7. Ankara iadesini istediği gazetecilerle ilgili olarak çoğu eski, yanlış, birbirini tutmayan ve tutarsız masa başı üretilmiş gerekçelere sığınıyor. Bu da çaresizliğinin ve sıkışmışlığının göstergesi. 8. Erdoğan olası diplomatik krizlerde bu isimleri masada pazarlık unsuru olarak tutmak istiyor. İsveç'in NATO üyeliği konusunda Bülent Keneş ismini her defasında telaffuz ediyor olması da bunu gösteriyor. 9. Listedeki isimlerin terörist olmadığını herkes biliyor. Politik bir savaş bu. Ülkedeki gazeteci milleti epeydir şuurunu yitirdi. Kendi arkadaşlarından biri terörden alınınca medya mahallesi basıyor yaygarayı, gel gelelim iktidarın yayımladığı öteki mahalle listelerini alıp aynen kopyalayıp basmaktan da çekinmiyor. Bu sicil bile ülke basınını geri dönüşüm tesisine yollamak için yeter, artar. Türkiye medya mahallesi özgürlükçü demokrat değildir. Belki de hiç olmadı. Yeri gelir cadavı yapar, yeri gelir kendi arkadaşını buruşturup atar. Mahalle dilediğini köpürtür, dilediğini gömer. İşine geleni sorar, gelmeyeni sormaz. Devleti ürkütmemeye çalışır. Orada asla rezil olmazsınız. Bir süre sıkıntı yaşasanız dahi nihayetinde itinayla aklanırsınız. Mahalleyi dizayn eden 68 kuşağı kendinden sonraki nesli böyle kodladı. O sersemler de bu kodların ilelebet çalışacağını düşünüyor. Ya yazılımı güncelleyecekler ya da kodlarıyla birlikte çöp olacaklar. Üçüncü bir şık yok.